Arkadaşlar öncelikle hepinize selamun aleyküm. Şu an deprem bölgesi olan Malatya'dayım. YouTube destek amaçlı depremzedeler için böyle bağış videoları yapmamızı sağlıyor. Ben de dedim ki burada boş boş duracağımıza en azından bizim de bir katkımız olsun. Ben Malatya'dayım. Şu an yerim iyi, bir sıkıntı yok. Yani evimiz şu an kullanılamaz durumda. Bugün Allah'tan bir şey olmazsa gidip kıyafetlerimizi falan, özel eşyalarımızı alacağız. Ondan sonra buradan da Bursa'ya doğru geçeceğiz. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Şu an sizinle bazı konuları konuşmak istedim. Yani haberlerde de görüyorsunuz, bir ton şey var. Olan haberler var, olmayan haberler var. Yansıtılan var, yansıtılmayan var. Yalan haberler var. Yani gördüğünüz her şeye inanmayın. Teyitli haberlere inanın. Elinizden geldiğince. Şu an herkes üzüntülü, dertli. Fırsat bilip gidip yani insanların evini yağmalayanlar var. Yani bu kadar haysiyetsiz, pislik insanlar var. Böyle bir ülkedeyiz, bilmiyorum neden. Neden böyle insanlar var? Adam, hemşire bir tanıdığımız var. O şu an Hatay'a gönüllü gitti. Orada işte ilaç vesaire çok azmış. Yani bitmiş durumda her şey. Yardımlar yapılıyor. Ne zaman gidecek? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir bilgim yok. Biz de burada elimiz kolumuz bağlı duruyoruz. Yani insanlar evini kaybetti, yerini kaybetti, yeni yerlere gidecekler. Yani insanlar düzenlerini kaybetti ve yapılan hükümet konusunda bir şeyler demek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü zaten evimizden olmuşuz, bir de parmaklıklar ardına falan girmeyelim. Siz biliyorsunuz yani neler olduğunu, neler döndüğünü. Yani insanlar artık yağmalamaya başlamış enkazdakileri, işte enkazdaki binaları yağmalamaya başlamışlar, özel eşyaları, altınları vesaire, bilmiyorum artık elektronik eşyaları. Yani bu kadar mı fırsatçısınız? İnsanlar orada ölürken siz, adam polis yeleği giymiş, yağmalıyor, bir şey yapıyor. Adam AFAD kıyafeti giymiş, yağmalamaya gelmiş. Yani insanlar derdin tasanın içindeyken bu kadar fırsatçı pislikler nereden çıktı? Nereden geldi ülkemize? Hiç bilmiyorum ama biz böyle değildik. Ha bakın, yardım edenler var, yardımlaşanlar var. Güzel şeyler var, güzel olaylar da var ama yani dediğim gibi bunlar keşke daha çok olsa ve bunların önüne geçebilsek. Bilmiyorum ne yapacağım, ne edeceğim. Yeni bir düzen, yeni bir yer. Hayattayız en azından, ona da şükür. Allah ölenlere rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı ediyorum ama gerçekten çok kötü. Yani bu deprem ülkesi olduğumuzu bile bile böyle bir, bilmiyorum bu ne denir artık buna, yani laflarımı seçerek konuşmak zorundayım biliyorsunuz bazı şeylerden dolayı. Yani bizim binamız bir yıllık bir yapıydı. Bir yıl bile değildi hatta. Binamıza, siteye ilk oturan kişilerden biziz. Ve şu an sitenin halini ben size videoda göstereceğim, atacağım. Yiğit kardeşim bu videoyu editleyecek, benim yerime atacak. Bu videonun gelirleri vesaire her şeyi destek amaçlı olacak. O yüzden yani yayabildiğiniz kadar yayabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz, keşfetine çıksın insanların. Yani abi diyorsunuz, hani elimizden bir şey gelmiyor buradan falan diyorsunuz. Bu kardeşim, yapmanız gereken bu. Bak, onlarca YouTuber işte videolarına destek amaçlı açtı. Onları paylaşın, izleyin. Yani arkada açık bırakın. Hani izlemek istemiyorsanız bir arkada açık bırakın. Reklamlarını izleyin. İnsanlara yardım edin. Yani insanların yanında olun. Bu bile büyük bir destek yani. Bizim için, insanlar için. Ben şimdi size bahsettiğim konulardaki videoları atacağım. İzlersiniz, görürsünüz. Bu videoyu da 8 dakikanın üstünde yapalım. Ki para kazanması iyi olsun işte. İnsanlara az da olsa bizim de buradan desteğimiz gitsin, sizin de oradan desteğiniz gitsin. Hiçbir şey yapamıyorsak bu videoları izleyelim, destek videolarını, en azından yardım gitsin arkadaşlar. Yani çok zor durumdayız. Herkes çok zor durumda ülkecek şu an. Yani Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Malatya, artık yani her yer ya. Yani 10 tane il, 1000 küsür deprem olmuş. Yani bu zor bir şey, çok kolay bir şey değil. Yabancı uyruklu vatandaşlar işte yardıma gelen tırları yağmalamaya çalışıyormuş. Taş maş atıyorlarmış. Bana gelen duyumlar bu şekilde. Ondan sonra yani bir ton mesaj geldi, bir ton şey geldi. Abi enkazda şu kadar insan var, yardım yok. Abi şu var, şu kadar şey var. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Yani insanlar neden yalan söylesin bu konuda, onu da anlamış değilim. Hatta gidip
Bir tane çocuğu, affedersiniz. Discord'da arkadaşıyla beraber enkazın altında olan bir kişiyi böyle dalga geçiyor, arıyor işte, sesimi duyuyor musun falan filan yapıyor. Birisi de yanlış ihbar veriyor, işte enkazın altında kaldım gibisinden yanlış ihbar veriyor. Yani insanlar orada zor durumda, anladın mı? Hani sıkışmış, aç, susuz, soğuk betonların arasında beklerken, yani bizim milletimizin bunu yapması gerçekten çok acı. Acınası bir durumdayız şu an. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Seviyorum sizlere. Elimden geldiğince Instagram'dan, topluluktan sizlere haber vereceğim. Beklemede kalın. Biz iyiyiz. Dualarınızı eksik etmeyin. Seviliyorsunuz. Lan ne oluyor? Eve bak, duvarlara bak. İzliyorum zaten, onu izliyorum da şu an. Teyze kaç oradan, öyle gidelim. Dışarıya mı çıksak ki? Arabada kalalım, dışarı geri çıkıp çıkmayın. Ne? Oğlum bu ne lan? Arabaya bak. Arabaya bak. Arabaya bak, ne oluyor lan? Binaya bak. Bu ne ya? Binaya bak, nasıl sallanıyor? Sakin ol, arabadayız. Sakin ol. Yer yarılacak sanki ya. O neydi? Bina nasıl sallandı? Sese baksana. Ya yarma geldi.